Koza Altın piyasa yönünü sunar. Devam ediyoruz. 27 Mayıs Perşembe, artık piyasalar yavaş yavaş hafta sonu hazırlığı başlıyor ama bugün oldukça önemli olduğunu belirtmiştim. Piyasaların radarında tabii ki Amerika'dan açıklanacak olan birinci çeyrek büyüme rakamları olacak. Aynı zamanda askıdaki konut satışları açıklanacak ki bakıldığı zaman çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin 0.8 puan artması beklenirken gayri safi yurt içi hasıla birinci çeyrekte %6.5 artması bekleniyor. Bildiğiniz gibi bir önceki rakam %6.4 olarak gelmişti. O zaman bir Amerikan borsalarını verelim ekrana. Şu anda negatif olarak güne başlamış oldu. Dün piyasaların Amerikan borsalarının artıda kapandığını söylemiş olduk. Aynı zamanda işsizlik haklarından yararlanma başvurusunun 425 bin olarak duyurulması bekleniyor ki bir önceki data biliyorsunuz 444 binlik bir artış olmuştu. Dolayısıyla 425 bin aşağısında işsizlik haklarından yararlanmak için Amerikan vatandaşları bir başvuru yaparsa bu istihdam piyasalarındaki toparlanmanın devam edeceğini dair güçlü bir gösterge olacaktır. Aynı zamanda bugün Amerika 8 haftalık ve 4 haftalık bono ihalesine giriyor. 8 haftalık bonoların faizleri %0.005 olduğunu da belirtelim. Dün Amerika tarafında açıklanan datalara baktığımız zaman ham petrol stokları geldi. -1.662 bin olarak duyuruldu ki burada 1 milyon varil azalması bekleniyordu. Dolayısıyla da 662 bin daha fazla bir azalış kaydetti. Bu da petrol fiyatları için aslında olumlu bir tabloydu. Diğer taraftan MBA satın alma endeksi 269.8 puan arttı. İpotekli refinansman endeksinin de 693.7 puan olarak duyurulduğunu söyleyelim. Diğer taraftan bakıldığı zaman Dow Jones endeksi dün 73 puan kadar gerilemişti. S&P 500 tarafında da vadeli işlemlerde şu anda da ekranda görüyorsunuz eksileri görmüş olduk. Diğer taraftan Amerika'da hisse senetleri çip devinin ilk çeyrekteki kazançları olan Nvidia'nın kazançlarını bildirmesiyle birlikte %88 artmıştı ki bu da mesai sonrası işlemlerde %1 kayba denk geldi. Yani olumlu gelen bilançoya rağmen çip şirketine hisselerinde bir düşüş yaşanmış oldu. Gelecekte bakıldığı zaman da Wall Street tarafında nispeten sessiz bir oturum vardı diyor Amerikalı analistler. S&P 500'de hava yolları, kruvaziyer operatörleri de dahil olmak üzere ekonominin yeniden açıldığını gösteren önemli öncü gösterge hisselerinde bir hafif değer artışı yaşandı. %0.2 puan kadar. Alma günü öncesinde de ticaretin bir miktar daha yavaşlamasını bekliyor piyasa anketleri. Diğer taraftan da dünya hisse senetlerinin bu yıl güçlü kazanç ve geri kazanımlarla yükselmeye devam edeceğine dair Reuters tarafından bir anket var. Dolayısıyla da endeksler için aslında olumlu tablonun devam edeceğini düşünüyor piyasa analistleri. Birazdan bu anketin detaylarını paylaşacağız. Yani her şeye rağmen, enflasyon endişesine rağmen Amerika'da piyasalar, uzmanlar özellikle bu rekor ortamının birazcık daha devam etmesini bekliyor. Peki Asya piyasalarına bakalım. O tarafta çoğunlukla bir artış vardı. Şu anda da görüldüğüm kadarıyla Asya Pasifik Endeksinde Çin tarafında sanayi karlarının açıklanmasıyla birlikte genel olarak piyasalarda bir miktar daha satışa döndü. O tarafta sanayi karları çok da iyi gelmedi. Aynı zamanda Çin ticaret temsilcisiyle Amerika ticaret temsilcisi yaptığı açıklamalarda sanki görüşmeler çok da iyi gitmiyor. Çin aldığı mısır miktarını da 1 milyon ton kadar azaltmış oldu. Dolayısıyla da piyasalar için olumsuz bir açıklama olarak okuyorlar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı görüşmelerinde. Aynı zamanda Joe Biden koronavirüsün kökenin araştırılması için bir çalışma grubu araştırıldı. Acaba laboratuvar ortamında mı üretildi yoksa gerçekten de bu virüs doğal bir süreçte mi ortaya çıktı? Dolayısıyla da bu aslında çalışmalar da Amerika ile Çin arasındaki o yaşanan krizlerin birazcık daha yükselmesi olasılığını arttırıyor. Peki tahvil faizlerinde tablo nedir? O tarafa baktığımızda dün 1.55'leri görmüştük kotasyonlar. Antibay ile bugün birazcık daha arttı. 1.58'lerde. Dolayısıyla endeksler için kötü bir haber. 1.60 ve üzeri borsaları aşağı çekiyor ve altın fiyatlarına da bir satış getiriyor. İç haberlere geçelim. Her sabah olduğu gibi Türkiye Varlık Fonu'ndan önemli bir açıklama var. Üye Hüseyin Aydın açıkladı. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Aydın görevden alındı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede yayınlandı.
yayınlanan karara göre Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kurulu üyeliğine Alparslan Çakar atandığını söyleyelim. Diğer taraftan Borsa İstanbul tarafından kapı yapılan açıklamada Inveo ve Sayaş paylarında brüt takas uygulanacak ki bu anlamda 10 Haziran seans sonuna kadar brüt takas işlemi uygulanacağını söyleyelim bu her iki hisse senedinde. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ise resmi gazetede yayınlanan tebliğine göre portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesi en az 6 milyon TL'ye çıkartıldı. Daha önce biliyorsunuz başlangıç sermayeleri en az 2 milyon TL olarak uygulanıyordu. Diğer taraftan Çinli firmalar telefon üretimi için Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Çinli teknoloji üreticisi TCL, Arçelik'te üreteceği yerli akıllı telefon için tarif verdi. Üretim yeri olarak Çerkezköy seçildi. TCL'in ilk yerli akıllı telefonu 2 Haziran'da tanıtılacak. Telefonun giriş seviyesine hitap etmesi bekleniyor. Son haberde Vodafone'dan Mart 2020'den bu yana uygulamakta olmuş olduğu uzaktan çalışma düzenini Eylül 2021 itibariyle hibrit çalışmaya dönüştüreceğini söyledi, duyurmuş olduğu bu açıklamasında. Yurt dışı tarafa geçelim. İş tarafta bu haberler varken Amerikalı e-ticaret devinden önemli bir açıklama var. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos üst düzey yöneticilik yani CEO görevini 5 Temmuz'da bırakıyor ve Andy Jassy devrediyor ki bu anlamda da Bezos Amazon'un hissedarları toplantısında Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlatarak kendisi için önemli olan bu tarihi özellikle seçtiğini de bildirdi. Amazon tarafındaysa yine 8.45 milyar dolara bakıldığı zaman Metro Goldwyn Mayer'ı satın aldı. MGM'den kütüphanesinde 4000'i aşan film ve 17.000'den fazla televizyon içeriği bulunuyor. Amazon'un hisseleri haber sonrasında %0.5 puan kadar artış gösterdi. Ford Motor tarafında da elektrikli araç için harcamalarını %36 artırarak 36 milyar dolara çıkaracaklarını söyledi ve 2030 yılında bu 10 modelden 4'ünün elektrikli olmasını planladığı söylendi. Ford CEO'su Jim Farley, bu atılım Henry Ford'un Model T'yi çıkarmasından beri yakaladığımız en büyük büyüme ve değer yaratma fırsatı dedi. Biz de buna iki elle sarılıyoruz açıklamasına bulundu. Ford'un en yetkili ismi bu açıklamasında. Diğer taraftan Facebook'un başı yine cezalarla dertte. Avrupa Komisyonu Facebook'un rakiplerine karşı rekabet kanununa uymayan uygulamalarda bulunup bulunmadığını araştırmak için resmi bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. Financial Times'a göre Avrupa Birliği yetkilileri çoktan Facebook'a ve rakiplerine bir soru listesi göndererek şirketin sınırlandırılması gereken reklam servislerinde bir bozuntu gerçekleştirilip gerçekleştirmediğini anlamaya çalışıyor ve bu anlamda da Microsoft, Amazon, Apple ve Google'a karşı da soruşturma başlatmıştı Avrupa Birliği parlamentosu. Hollanda mahkemesi de Shell'in iklim değişikliği konusunda sorumlu olmuş olduğu karbon ve emisyonları azaltması gereğine hükmetti ve tarihte ilk defa bir mahkemeye büyük bir petrol şirketinin küresel iklim değişikliği konusunda sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dair de bir karar vermiş oldu. Mahkemenin kararı Royal Dutch Shell'in 2030'a kadar da karbon emisyonunun 2019 senesine kadar %45 azaltarak Paris İklim Anlaşması'yla uyumlu hale getirmesini gerektiriyor. Kararın sonraki davalar için de örnek teşkil edebileceği ve büyük petrol şirketlerine yeni davaların da gündeme gelebileceği şeklinde okuyor piyasa uzmanları. Peki Dünya Gazetesi'nin manşetine gidelim. Bizim haberlerimizde yer vermediğimiz önemli bir haberi ekranlarına, manşetlerine taşımış Dünya Gazetesi. İstanbul Sanayi Odası'nın sanayi devleri açıklandı biliyorsunuz ve Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretiminden satışları 2020 yılında 1 trilyon 22 milyar TL'den 1 trilyon 179 milyar TL'ye yükseldi ve %15.3 puan oranında arttı. Ancak bu büyüme performansı 2018'deki %34.5 ve 2019'daki %16.4'lük artışla karşılığında yavaşladı diyor ve TÜPRAŞ zirveyi bırakmadı. Bu anlamda da geçen yıl olduğu gibi TÜPRAŞ 58 milyar 593 milyon lirayla zirvede en büyük kuruluş Türkiye'de. Sıralamada ikinci sırada Ford var. Ford Otomotiv 45 milyar 223 milyon TL ile. Üçüncü sıra ise Oyak Renault Otomobil Fabrikaları. Dördüncü sırada Toyota Otomobil var. İhracatta %12.8'lik bir düşüş yaşanmış oldu ISO 500 ihracatında ve bu anlamda 64.1 milyar dolar olduğunu söyleyelim. Finansman giderleri de
%39,2 puanlık bir artış kaydetti. Piyasa yönüne konuklarımızın yorumlarıyla devam edelim. Yön olarak devam ediyoruz. Borsalarda bugün aslında çok da böyle net bir tablo yok. Hatta satış baskısı var. Ahlatçı Yatırım'ın genel müdür yardımcısına Yücel Tonguç Erbaş'a gidelim. Sayın Erbaş, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Dün Borsa İstanbul tarafında 1,92 puanlık bir artış vardı. Hacimler 16,8 milyar TL'ydi ama bir önceki gün biliyorsunuz 20 milyar TL'nin üzerinde %3,58'lik hacimli bir satış vardı. Özellikle bu satışların sebebi sanki dillendirilmeyen ama sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla biraz daha konuşulan erken seçim ihtimallerini gündeme getirmişti. Ama dün Sayın Cumhurbaşkanı buna noktayı koydu ve 2023 senesinin Haziran ayında Türkiye'nin seçime gideceğini söyledi. Dün aynı zamanda nefes kredisi açıklandı. Aslında tüm bu olumlu haberler borsayı yükseltti ama bugüne nasıl bir gündem taşıyoruz ve beklentiniz ne yönde? Yani şunu söylememiz gerekiyor. Evet, bu yoğun satışların olduğu zamanlarda hacimler bir nebze son döneme göre arttı ama yani ben bugün de çok böyle katılımcının yoğun olduğu ve hacimli bir gün beklemiyorum açıkçası. Çünkü yani şu an için mevcut şartlar hem senin biraz önce belirttiğin gibi yani yurt dışındaki piyasalarda böyle çok dalgalı bir seyir yok aşağıya da yukarı doğru. Aynı zamanda da yani haber akışını da bugün bir sıra ABD verisini takip edeceğiz ama yani yurt içinde veya işte genel olarak hani büyük ölçekli fiyatlamalara neden olacak bir haber akışı şu an için görmüyorum gün içinde. Dolayısıyla ben 1400-1435 arasındaki o endeksin karar verme aralığının bugün içinde sorgulanacağını veya devam edeceğini düşünüyorum. Bu endekse gelen satışla ilgili veya endeksin devam hareketiyle ilgili de şunu söyleyebiliriz. Evet, söylediğin gibi bir erken seçim söylentisi veya işte beklentisi bir nebze satışa neden olmuş olabilir ama özellikle zayıf hacimli ve bizim işte tahta dediğimiz ya da kademelerdeki alıcı satıcıların oluşturduğu yoğunluk açısından dikkat ederseniz son 5-6 gündür yani bayram sonrası 19 Mayıs haftası sonrası bir 1440-1460 hareketi aralığına sıkışmış düşük hacimli bir endeks vardı. Burada özellikle 1435 seviyesi aşağı kırılınca ben bir nebze özellikle öğleden sonrası için söylüyorum yani 2 gün öncenin seansında bir nebze yabancı satışıyla birlikte tetiklenen o robotik işlemlerle ki orada da sınırlı açık konuşmak gerekirse bir küçük kar topuyla birlikte o 1400 seviyesine doğru gelindiğini ve aslında ana bir hikayenin de hala olmadığını dünkü toparlanmanın da benzer bir şekilde yine bir iyileşmeye yönelik haber akışı olmasa da o 1400'ün üstünde tutunan borsayla geldiğimiz noktada şu an tamamen teknik olarak o 1427 seviyesi kapanışı olduğunu bankacılık sektörüne dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları sonrasında bence NATO toplantısında da bir beklenti oluşacakmış gibi duruyor şu an. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı bu anlamda aslında 20 Amerikalı şirkette olan görüşme detaylarından çok sonrasında Biden'la olan görüşmelerde aslında değil mi olumlu bazı noktalar belirtti. Şimdi Tonguç Bey aslında dün önemli noktalardan bir tanesi nefes kredisiydi. Bir detaylarını verelim. Onunla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. O tarafta kullandırılan faiz oranı %17,05. Kredi tutarı azami 50 bin lira. 2021 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler için, cirosu 1 milyonlu 10 milyon lira olan KOBİ'leri de azami 200 bin lira kullandırılacak. Yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olanlar 2020 cirosunda 2019'a göre %25 oranında kayıp yaşayan ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları ve ticaret borsalarına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansmanı imkanı sağlıyor ve bu anlamda da işletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı, kredi ödemelerinde 12 eşit taksit fırsatı, faiz oranında %17,50. Aslında tabii hani katılımcı bankalar da ekranda görüyoruz. 10 banka katıldı. Dün bankalar bu haberle birlikte yukarı gitti. Şunu sormak isterim. Herhalde enflasyonu en güzel gösteren
noktalardan bir tanesi değil mi? Destek sağlanırken bu destek faizi %17.50. Bu da aslında burayı negatif yönde etkilemişe benziyor. Ya tabii şimdi Türkiye bu aşılama çalışmalarında benim kanaatime göre neredeyse yılın ilk yarısını tamamlarken o istediği takvimsel hedefe ulaşamadığını düşünüyorum. Yani işte Ocak, Şubat, Mart'taki o yoğun aşılama temposuna girip yaz aylarında aslında biraz daha rahatlayabileceği ve işte vaka sayılarında kontrol altına alınmış. Sayın Bakan'ın aslında Haziran ayı, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Haziran ayında ifade ettiği o normalleşmeye başlama sürecinin daha önce gerçekleşebileceğini düşündüğümüzü veya planladığımıza inanıyorum. Tabii bu gerçekleşmeyince daha önce işte esnafla ilgili olsun veya farklı sektörlerdeki bir sıkıntı yaşayan diyelim, özellikle hizmet sektörü alanına baktığımızda sıkıntı yaşayan alanlara bazı ertelemeler, teşvikler, işte nakdi bazı destek sağlayabilecek küçük de olsa yardımlar yapıldığını görüyorduk. Şimdiki bu nefes kredisi meselesinde de evet doğru söylüyorsun, yani çok uygun bir faiz oranı içinde devam etmiyor. En azından bu salgın öncesindeki döneme baktığımızda, yani o sıradaki faiz oranları üzerinden konuşursak daha maliyetli bir yapı gibi gözüküyor, bir destek gibi gözüküyor. Ama şunu da söylememiz gerekiyor ki bu aşı anlaşmaları sonrası anlaşılan bizim bir 2-3 aylık böyle yoğun bir tempoda sosyal hayata tekrar kısıntısız bir şekilde dönüp bunu devam ettireceğimiz bir süreç. Bazı yurt dışındaki örnekler gibi olacak ama bu sürede hala o biraz önce bahsettiğim yılın ilk yarısındaki o aşılama çalışmalarının gecikmesi ve bizim işte zaman zaman kapamalara, hatta içinde bulunduğumuz dönemde de kısmi kapamalara devam ettiğimiz dönemin atlatılması gerekiyor. Çünkü ben hep şunu savunuyorum, işte destekler, teşvikler, ertelemeler belki biraz şu an için nefes aldırıyor, önemlidir. Ama esas konu bu aşılamanın normal hayata dönüşle birlikte firmalarında, özellikle hizmet sektörü ağırlıklı firmalarında tekrardan kendi çarklarını, kendi kazanımlarıyla, nakit döngüleriyle birlikte devam ettirmesi. Bu anlamda olumlu bir gelişme. Bankacılık tarafında da bir stres gibi daha önceki aslında kredilendirme tarafında işte aktif rasyo meselesiyle falan bu durumun gündeme gelmesi gibi değil. Hani şu an için piyasada bir destekleyici hamle gibi gözüküyor ama ben yalnızca bu paket üzerinden değil, belli bir zaman diliminde o geri çekilen bankacılık sektöründe hala farklı beklentilerin de olduğunu, ilk dönem bilançolarında fena gelmedikten sonra en azından buradan yola devam edilebilecek olması ve çarpanların ucuz kalmasından dolayı evet yabancı yatırımcı olsa belki daha net bir reaksiyon görebiliriz ama şimdilik yerli yatırımcıların da yavaş yavaş bankacılık tarafında pozisyon aldığını görüyorum açıkçası. Tabii global taraftaki enflasyon tartışmaları da çok fazla bizi de etkiliyor Tonguç Bey. Öncelikle hemen bir sevgili Murat Yardımcı'yı dinleyelim. Onun açıklamalarına karşı sizin de fikirlerinizi sormak isteriz. Global tarafta artan enflasyona dair bakın Murat Yardımcı hangi açıklamalarda bulundu? Beklediğimiz çekirdek PCE rakamı biliyorsun bu cuma açıklanacak. Yani bu piyasada yaklaşık 2 aydan 3 aydan beri beklenen en önemli işte çok yüksek geleceği ile ilgili. Ki orada şunu söylememiz lazım, rakam 2.2 beklentisinden şu an 2.8-2.9 aralığına doğru, hatta 3'ün üstünü bekleyenler dahi var. Büyük ihtimalle Nisan ve Mayıs'ta bu rakam ilk önce Nisan'da tepe yapması bekleniyordu. Şimdi aynı bizdeki enflasyonun tepesinin ötelenmesi gibi yurt dışındaki emtia tarafından gelen geçişkenlikten dolayı oradaki enflasyon beklentileri de ötelendi ve büyük ihtimalle Mayıs'ta da rakamın yüksek olduğunu göreceğiz ama sonra bu 2.8'lik çekirdek PCE ki FED için önemli bir indikatör bu hakikaten. 2.2-2.3 aralığına doğru sene sonunda geri geleceğini bekliyoruz. Dediğim gibi çok geniş bir tartışma bu. Yani geçişken olup olmayacağı, bu enflasyonun ne kadar kalıcı olacağı. Ama şu da bir gerçek. Yaklaşık ekonomi Amerika'nın %13 civarında bu son pandemi döneminde verdiği bir teşvik var. Ve bunun geri çekeceğini hepimiz biliyoruz hemen hemen bu senenin sonundan başlayarak 2022 içerisinde. Ben belki enflasyon düşündüğümüz kadar hızlı olmasa da
geçen 10 yılın ortalaması olan %1,5'un üzerinde seyredeceğini düşünüyorum. Hem 2022'de hem 2023'te. Çünkü biliyorsun sen de parasal genişlemede yöntem değişikliği oldu. Biz 2008-2009'a göre bu sefer hane halkının desteklendiğini ve buradan enflasyon döngüsünün arttığını gördük. O yüzden bence bunun etkisi daha kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Tonguç Bey, gördüğümüz gibi aslında enflasyonla ilgili görüşler birazcık değişik. Yani en büyük risk olarak herhalde şunu öngörüyor piyasa uzmanları. %2'nin üzerinde bir anda hızlı bir şekilde yerleşen bir enflasyon riski ve 10 yıllık faizlerin buraların üzerine çıkması. Böyle bir risk görüyor musunuz? Ne dersiniz? Valla ben de katılıyorum. Yani olabilir. Hatta ben yani bu kalıcılık, geçicilik meselesinde de bir nebze kalıcılık tarafında devam edeceğini düşünenlerdenim. Yani enflasyon özellikle yalnız Amerika değil, belki dünya genelinde de olabilir. Yani genel son 2-3 yıllık enflasyon algısına bakarsak, bunu da şöyle özetlemeye çalışayım. Bizden bakalım, yani kendi içimizde o kredi garanti fonları üzerinden sağlanan düşük faizli krediler sonrası Türkiye'nin şu anki enflasyon konjonktürüne bakalım, dağılımına bakalım. Bunu aslında dünyaya da bir nebze uyarlayabiliriz. Bu da nedir? Düşük krediyle birlikte tabii ki bunun bir kısmı aslında piyasada yine çarkların dönmesi için kullanılmıştır ama burada gördüğümüz kadarıyla bir talep tarafına da yönelişi gerçekleştiren bir enflasyon yaratılıyor. Yani bu sağlanan kredi desteğiyle birlikte. İkincisi, bu destekler, yani bunları merkez bankalarının bilanço büyümelerine eklediğimizde ya da böyle düşünmeye başladığımızda, o zaman işte emtialar tarafına bakıyorsunuz. Çeşitli başka nedenlerle de olabilir ama aynı şekilde talep tarafıyla da ilgili olarak fiyatları üzerinden spekülasyonla veya talep tarafının gerçekleştirdiği bu dayatmayla diyelim, bu ürün gruplarının da fiyatlarının arttığını görüyorsunuz. Bir üçüncüsü de, yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu, aynı dünyada da salgın etkisinin zaten merkez bankaları söylemlerinde de olan, işte zaman zaman bazı ürünlere erişimin kısıtlı kalması, ki o salgının başında daha yüksek oranda gerçekleşiyordu. Ama bu bir döngüdür. Sonuçta enflasyon içinde bazı ürünlere üretim tarafının veya ihtiyaç tarafının ya da ülkelerin kendini koruma altına alması için işte tarım emtialarında biraz daha ihracat tarafının kısıtlanması gibi durumlarda burada da salgın etkisinden kaynaklı bir fiyat artışı gerçekleşiyor. Bu üçünü birleştirdiğinizde aynısı Amerika içinde, kısmen bütün dünya içinde çeşitli bölgelerde kendi ekonomik döngülerine yönelik gerçekleşecek. Dolayısıyla hani burada bunun kalıcı olup olmayacağını tartışmak tabii merkez bankalarının nezdinde bize biraz böyle şey gibi geliyor. Yani onlar kalıcı olmayacağını söylüyorsa biz ne biliriz ki durumuna düşüyoruz. Ama yani şöyle gözle görülür bir şekilde baktığımızda en azından belli bir süre, yani 1-1,5 yıl gibi bir süre bunun kalıcı bir enflasyon yaratabileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda kalıcı bir büyüme, yani kalıcıdan kastım da yine o 1-1,5 yıl içerisinde yeni bir değişim olmazsa enflasyonla birlikte güçlü bir büyümenin de gerçekleşeceği bir yıl, 1,5 yıl geçirme gibi bir durumumuz var. Dolayısıyla bunu soğutmak için, bunu biraz daha etkisini azaltmak için de yani merkez bankalarının bu sefer ters hamleleri doğru zamanda ve doğru hacimlerle yapması gerekecektir diye düşünüyorum. Bugün tabii Amerika'dan oldukça önemli datalar açıklanacak. Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada Amerika'da istihdam piyasalarının toparlanması tam 18 ayı bulabilir doğal işsizlik oranına doğru gitmek için ve 7 milyondan fazla Amerikalıların aslında iş gücü piyasalarına dönmesi için hali hazırda beklediğini söyledi Tonguç Bey. 1,5 dakika kadar bir süremiz var. Bugün Amerika'da çeyreklik büyüme, aynı zamanda işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Bu data setleri Fed'in bir miktar daha şahaneleşmesi sizce sebep olur mu? Valla bence Murat, 18 ay tekrardan o 7-8 milyon insanın iş gücüne dönmesi için çok iyi bir zaman. Yani daha önceki açıklamalarda biliyorsun çok uzun bir süre
Powell'ın açıklamalarında bu iş gücüne tekrar işte aynı seviyelere dönülmeyeceğini bekliyoruz deniliyordu. Bugünkü veriler evet yine bize önemli ama ben yani o haftalık işsizlik başvuruları, işte kısmen büyüme, dayanıklı mal siparişleri gibi buradaki esas önemli konunun yine de enflasyon bazlı veriler üzerinde Amerika'da olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bir veri seti üzerinden bugün Amerika takip edilecek ama şuna önemli dikkat etmemiz gerekiyor. Dolar endeksi ki şu an ekranda 90 seviyesinin üzerinde kalırsa bu verilerin ve bundan sonraki açıklanacak Amerikan verilerinin bir süredir FED üyelerinin söylemleriyle işte enflasyonu aşağı baskılayabilirize yakın veya gecikmeli geleceğine yakın söylemlerin tersine algılandığını gösterir. Dolayısıyla en azından yatırımcılar için dolar endeksinin bugün 90 seviyesinin bu veriler ışığında takip edilmesini öneriyorum. Aynı zamanda da hani yalnız bugün için değil, bundan sonra da biraz önce belirttiğim gibi enflasyona yönelik beklentileri gösteren veriler daha ön plana çıkacak gibi duruyor şimdi. Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ederiz elimize kıymetli katkılarınız için. Ahlatçı Yatırım'ın Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'a, Tonguç Bey'le söyleşimizin sonuna geldik efendim. Burada noktayı koyalım. Kısa bir aradan sonra birazcık lokal tarafa, yani bizim tarafa doğru geleceğiz. Doları ve enflasyonumuzu konuşacağız. Devam ediyoruz efendim. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasaların radarında heyecanla beklenen Amerika'da birinci çeyrek büyüme rakamları gelecek. %6.3'lük bir artış olması bekleniyor. Aynı zamanda işsizlik haklarından yararlanma ve tabii ki çekirdek perakende satışlarda piyasaların radarında. Bugün aynı zamanda Almanya'dan BUBA Başkanı, Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann'ın da bir konuşma yapması bekleniyor. Dolayısıyla güçlü euroya karşı acaba ne düşünüyor? Teşviklere dair Weidmann ne düşünüyor? Almanya tarafından da lokomotif ekonomi tarafından da bu görüşleri alacağız. Tabii ki FED'e dair projeksiyonlar ve yorumlar da devam ediyor. Dün ekranlarımızda Mustafa Aşkın vardı. Bakın Sayın Aşkın hangi açıklamalarda bulundu? Esasında FED kendisini anlatırken biraz farklı bir yol izlemeye başladı. Yaklaşık 4-5 aydır enflasyon konusunda. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon olacak ve bu fazla sürmeyecek. Geçici bir enflasyon olacak. Ara sıra da sapma olacak. Bunu ısrarla vurgulayarak piyasayı normalize etmeye çalışıyor. Bu bir tür söz yönlendirmeyle. Fakat görünen o ki, ben iddia ediyorum uzunca bir süredir, Amerika'daki enflasyon bir anda düşmeyecek ve belli bir süre yüksek kalacak. Ve bu yüksek kalma süresi Fed'in öngördüğünden çok daha fazla olacak. İşte 2-2,5'lar civarında olacak denen enflasyon geçtiğimiz haftalarda 4.2 gelmişti. Yine çekirdek enflasyon rakamları yükselme eğiliminde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Niye enflasyonu anlatıyorum? Belli bir süre sonra Amerikan Merkez Bankası muhtemeldir ki az önce senin de vurguladığın parasal genişlemeyi azaltma durumuna girecektir. Veya iyimser yorumda tutmaya çalışıyorlar ki ekonomi canlı olsun. Dolayısıyla da bir geri çekilme olacak para arzında. Bununla birlikte de olası bir faiz artışı söz konusu olabilir. Zaten para arzını azaltmakla birlikte, alımları azaltmakla birlikte, tahvil alımlarını azaltmakla birlikte piyasa faizi kendi kendine yukarı doğru itecektir. Dolayısıyla başta ilk tepki tabii 2 yıllıklarda oluyor ama ardından 10 yıllıklarda da aynı reaksiyonu görmüş olabileceğiz. 10 yıllıkların artış oranı ama 2 yıllıklardan daha düşük olacaktır. Çünkü aradaki süre nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri bu sürede enflasyonu nasıl olsa kontrol altına alır beklentisi de kafanın bir tarafında var. Gelelim altın fiyatlarına. Altın fiyatları 1700 dolarlarda uzunca bir süre kaldı ve burada ciddi derecede bazı fonların altın sattığını, bazı merkez bankalarının altın sattığını gördük. Ama yatırımcılara biz şunu uyarmıştık, buralar dinlenme seviyeleriydi. Ve nitekim bu 1700-1750 bandından toparlanarak 1900'lere kadar geldi. Muhtemeldir ki 2010 fiyatlarını da görecek. Tabii Türkiye'de de dolar fiyatının artmasına bağlı olarak hem dolar hem ons fiyatı arttığı için de yeni bir yükseliş trendine TL gram fiyatında girmiş görünüyor. 517'lerde şu anda yanılmıyorsam. Önümüzdeki dönemlerde bunun 550'lere gitmesi olasılığı da yüksekmiş gibi görünüyor. Trend bu şekilde devam ederse.
Mustafa Aşkın'ın bıraktığı noktadan biz devam edelim. Reuters tarafında önemli bir anket paylaşıldı. Bu anketi ekrana paylaşalım ve Reuters tarafında yapılan ankette dünya hisse senetlerine dair bu yıl güçlü ekonomik ve kazançların geri kazanımlarının yükselmeye devam edeceği beklentisi var ki Reuters analistlerinin anket cevaplarına göre enflasyondaki herhangi bir hızlanma bu coşkuyu hafifletecektir. Ve bu anlamda da geçen yılın bu zamanlarında küresel hisse senedi piyasalarında pandeminin yol açmış olduğu ekonomik zarar sebebiyle kan kaybediyordu. Ancak bunu benzeri görülmemiş bir teşvik ve eldeki toparlanmayla desteklenen yükseliş birbirini takip etti. Hisse senetleri bu yıl önemli ölçüde artmaya devam ederken enflasyonla ilgili haber akışı da finansal piyasaları kamçıladı ve verilere göre düşen hisse senetleri artan fiyat baskılarını işaret ediyor ve yeniden teyit edilen güvercin para politikası da duruşlarıyla birlikte hisse senetlerinde düşüşlerin sınırlı kaldığını söylüyor uzmanlar. Reuters 10-26 Mayıs'ta yapmış olduğu yaklaşık 300 hisse senedi stratejisinin anket cevaplarına göre 17 hisse senedi endeksinin tamamının yükseleceği tahmin ediliyor ve neredeyse tamamının bu yıl çift tanenin üzerinde bir büyüme kaydedilecek söylüyor. Bank of America'nın kıdemli stratejisi Ehewayo Efeyini piyasa ortamını değerlendirmek söz konusu olduğu zaman aslında yarı yarıya bir seçeneği tercih ediyoruz diyor. Oranları ve hisse senetlerine daha yüksek bir kaymaya uğramasını beklediğimiz için fırsatları yeniden değerlendirmek için tetikte olmaya devam ediyoruz diyor. Bir başka açıklamada Louis'deki Wells Fargo'nun yatırım enstitüsü kıdemli küresel piyasa stratejisi olan Semir Samana'dan geldi. Amerikan borsaları için depoda hala biraz yakıt var dedi. O yakıt ne kadar devam edecek? Tayfun Oral'a gidiyoruz. Fon yöneticisi hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk Murat Bey. Şimdi tabii piyasaların radarında açıklamalar devam ediyor. Aslında karışık mesajlarla hep konuşuyoruz. Piyasayı hazırlamaya çalışıyorlar ki dün de Clarida yapmış olduğu açıklamada o da yavaş yavaş artık varlık alımlarını azaltmayı tartışabiliriz diyor. Ama 2 yıllık tahvil faizine baktığımız zaman Tayfun Bey aslında o tarafta hemen böyle kısa vadede Fed'in şahinleşmeyeceği beklentisi varken 10 yıllık tarafta da yine aslında bu iyimserliğin devam ettiğini gördük. Hızlı bir artış riski var mı ve küresel endekslerde çift tanenin üzerinde yıl sonunda bir büyüme beklentisini sunmaya devam ediyor musunuz? Tabii bunu biz Amerikan endeksleri, Russell ve Avrupa endeksleri için konuşuyoruz. Evet, enflasyonist baskı günden güne artarak, şiddetini arttırarak devam ediyor bütün dünyada. Aslında bir takım mesajlar vermeye devam ediyorlar. Bütün stratejistler ve karar alıcılar. Bunun gümbür gümbür geldiğini bütün dünyaya anons ediyorlar. Birkaç aydır ediyorlar ve Amerikan enflasyonunda da çok net görüyoruz bunu. Fakat önlem alacak da bir zamanlama konusunda sıkıntı var. Çünkü henüz pandemi geçecek gibi ama geçmemiş durumda. Henüz diğer ekonomik faaliyetler artmaya başlamış, hızla gidiyor ama devam edecek mi? Başka bir şok gelecek mi diye bir takım endişeler var. Dolayısıyla faiz arttırımı tarafında biraz daha geçici, biraz daha zaman var gibi gözüküyor. Fakat likiditeyi azaltmak için bir takım hareketler başladı ve yapılacak. Bütün bunlara rağmen şu anda çok net gözüken o ki hisse senedi tarafında ciddi bir rally dönemi başlayacak bütün dünyada. Öyle gözüküyor. Evet, bu anlamda aslında Japonya'da bugün 10 yıllık tahvil ihracına gidecek. Buradan gelecek olan kotasyonlar da piyasaların radarında. Az önce bir haber geldi. Uluslararası piyasalarda biliyorsunuz petrol fiyatları açısından da Amerika ile İran arasında yaptırımların kaldırılması ve 2015'te nükleer anlaşmasına dönüm için sürdürülen dolaylı görüşmelerin İran'ın petrol arzını arttırmasının önünü açacağı yönünde bazı beklentiler vardı Tayfun Bey. Yani nükleer anlaşmanın artık yavaş yavaş olumlu sonuçlanacağını, dolayısıyla piyasalar İran'ı cezalandırmadan çok daha çok ödüllendireceği bir ortama doğru gidiyoruz. Petrol fiyatlarında şu anda satış baskısı var çünkü İran'ın petrol üretimine günlük olarak 4 milyon varilden fazla bir katkı sağlayacağı beklentisi var. Siz dünyadaki pandemi sonrasındaki toparlanmada özellikle petrol fiyatları ilgili beklentiniz ne yönde? 80 dolara kadar çıkardı Goldman Sachs ama şu anda İran'ın sahaya dönmesi fiyatları aşağı çekiyor. Her düşüş bir alım fırsatı olmaya devam eder mi sizce? Kesinlikle öyle gözüküyor. Yani bu kadar keskin konuşmak doğru mu bilmiyorum ama bütün alınan arz artışı önlemleri ve diğerleri ana trendi değiştirmeyecektir bence. Çünkü dünyada birikmiş bir gecikmiş talep var
Sanayi tarafında da bu var, tüketici tarafında da bu var. Hızla bir eğer başka bir pandemi dalgası yaşanmazsa bütün dünya ekonomisi hızla bir talep sanayi ürünlerinde, altyapı ürünlerinde, girdilerde ciddi bir talebe döndürecek. Bu da enflasyonu ilave bastıracak gibi gözüküyor. Tabii buradan Türkiye'ye bakarsanız bizim işimiz oldukça zor. Herhangi bir önlem alınmamış durumda. Hem dışarıdan bir enflasyonist baskı var, hem de Türkiye'de bir yapısal sorun durumu var. Biz iki taraftan da sıkışmış gözüküyoruz. Bugün iki tane açıklama geldi. Amerika ile Çin arasında ticaret savaşı temsilciler meclisinde devam ediyor. Çin bugün açıklamış olduğu Amerika'dan mısır ithalatını 1 milyon tona kadar azaltacağını söyledi Tayfun Bey. Ve bu anlamda Çin'in biliyorsunuz belli bazı ev ödevleri vardı. Soya fasulyesi almak, mısır almak gibi mısır ithalatını kısacağını söyledi. Ve bu anlamda Çin Başbakan Yardımcısıyla Amerika'da ticaret temsilcisi Catherine Tai arasındaki yapılan görüşme aslında çok büyük zorluklar var diyor Amerikan temsilcisi. Bugün de Joe Biden COVID-19'a neden olan koronavirüsünün araştırılmasını istedi ki Çin'de laboratuvar sonuçlarında mı üretildi yoksa doğal sirkülasyon içerisinde mi çıktı, bunu araştırılmasını istiyor. Korku endeksine baktığımızda 17'lerde, ons altın tarafında da 1800 dolar seviyesindeyiz. Ne dersiniz, bir kez daha jeopolitik riskler güvenli limanları çok yoğun bir uğrak liman haline getirir mi sizce? Ya şu kesin ki son 10 yıldır artan oranda Çin, Amerika ticari savaşları devam edecek. Çünkü burada ciddi bir stratejik cephe kazanımı, kaybı savaşları var. İki ülke de lider ülke olma konumunu devam ettirmeye çalışıyor. Stratejik ülke olma konumunu devam ettirmeye çalışıyor. Aslında iki ülkenin de geldiği seviyede bu çabadan başka da bir çabaları yok. Dünya ekonomisini yönlendirmeye çalışıyorlar ve bu Amerika-Çin arasındaki bu mücadele önümüzdeki dönemde yeni bir oyuncu çıkana kadar dünyada bitmeyecek. Dönem dönem karşımıza çıkacak. Ben bunu çok önemsemiyorum o yüzden. Bir trader gözüyle baktığımda Amerika-Çin arasındaki bu türlü savaşlar ilk defa olmuyor, son defa da olmayacak. Burada önemli olan sizin de dediğiniz gibi bu türlü gerginliklerde piyasa önemli alım fırsatları veriyor. Şimdi de öyle bir döneme giriyoruz. Bence bunu böyle görmek lazım. Tabii zamanlama çok önemli. Tabii böyle bir ortamda dolar endeksi ve dolar TL'ye dair yorumlar da değişiyor. Dün kameralarımıza Ekin Çınar da konuştu Tayfun Bey. Önce sevgili Ekin'in bir yorumunu dinleyelim. Onun üzerine size Sayın Cumhurbaşkanı hazır seçimin 2023'te Haziran'da olacağını bir kez daha kalınca altın çizmesinden sonra fikirlerinizi de merak ediyorum. Ama önce Ekin Çınar'ın dolar yorumuna bir göz atalım. 22 Mayıs'tan bu yana da bakıldığında o tarihten bu yana, yani son dönemde Türk lirasının dolar karşısında en kötü performans gösterdiği gelişen ülke kuru olduğu gözüküyor. Şimdi burada biraz dolar endeksinin Amerika'ya da değinmekte fayda var. Dolar endeksindeki düşüşün aslında temel sebebi burada Avrupa'nın, geriden gelen Avrupa'nın aradaki farkı kapatıyor oluşu. Elbette son dönemde bir miktar enflasyon beklentilerinde hafifleme görüyoruz. Bizim burada yakından takip ettiğimiz bir ABD 10 yıllık tahvil getirisi var biliyorsun. Bir de ABD break-even, yani başa baş noktası dediğimiz 10 yıllık tahvil faiziyle enflasyona endeksi tahvil faizinin arasındaki fark, ki biz onu enflasyon primi olarak nitelendiririz, burayı yakından takip ediyoruz. Bu fark, yani ABD 10 yıllık başa baş noktası Mayıs ayının ortasından bu yana bir düşüş eğilimiydi. %2.6'dan %2.40'lara doğru bir düşüş gördük başa baş noktasında. Burada da şunu anlıyoruz, piyasalarda enflasyon beklentilerinde, ya da şöyle ifade edeyim, son dönemde çok yüksek montanlı artış gösteren enflasyon beklentilerinde Mayıs ortasından böyle hafif bir gerileme var. Dolar endeksine bu etkili oluyor tabii ki. Ancak bir numaralı etken aslında bu Avrupa'daki toparlanmanın daha hız kazanması. Biliyorsun pandeminin başından bu yana Amerika ve Avrupa arasında senkronize olmayan bir iyileşme vardı. Amerika'da aşılama çok hızlı gidiyordu. Ekonomik toparlanma görece çok daha hızlı gidiyordu ama Avrupa'nın çok gerilerde kaldığını, aşılamada sıkıntılar olduğunu, aşı tedarikinde problemler yaşadıklarını görmüştük. Hizmet sektöründe ciddi zayıflamalar vardı. PMI endekslerindeki toparlanma çok gecikmeli geldi. Dolayısıyla burada dolar lehine, Amerika lehine bir
fiyatlama vardı. Ancak son dönemdeki veri akışında Avrupa'nın bu arayı kapatmakta olduğunu görüyoruz. Bu da Euro'nun daha güçlendiği ve dolar endeksinin de 90 seviyesinin altında kaldığı bir ortamı beraberinde getiriyor Murat. Dolar Türk lirasında piyasadaki likiditenin az olması burada kur tarafındaki hareketlerin çok sert gelmesine sebebiyet veriyor. Yani çok ufak montanlı bir TL satışı dahi kur üzerinde ciddi bir volatilite yaratabiliyor. O yüzden buradaki likidite düşüklüğünün etkisini ifade etmeden geçmeyelim derim. Diğer yandan biz aslında kurda hep bir bant aralığı vere vere gidiyoruz her gün ve bu bant aralığının alt çizgisi her gün daha yukarı taşınıyor. Yani kurun her gün yaptığı diplerde çok daha yukarı seviyelere taşındığını görüyoruz ki bu da aslında teknik olarak bir yükseliş trendi demektir. Biz kısa vadede aslında 8.35-8.55 bandı görüyoruz şu an göstergelerin işaret ettiği üzere formasyonların. Fakat şunu ifade etmem lazım. 8.35-8.55 diyoruz ama 8.50'nin üzerindeki hareketler baskıyı arttırıcı nitelikte olabilir. 8.50 işaret ediyorlar Tayfun Bey. Genel olarak piyasalarda da 8.58 üzerinde 9 ve 9.5 bandı açılabilir diyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarını da dinlediğiniz seçim tarihi Haziran 2023'tür dedi. Aynı zamanda nefes kredisinin detayları da gelmiş oldu. Ve tabii ki 20 Amerikan şirketinin üst düzey yöneticisiyle bir video konferans yaptı ki NATO zirvesinde Biden olan temasların da olumlu olacağı işaretini paylaştı. Ne dersiniz Türk lirası varlıklarına dair? Şimdi Murat Bey aslında şu anda bir problem var ve bu problemin olmuyormuş gibi davranılması ve ötelenmesi hiç güven verici bir durum değil. Aksine bir takım önlemler alınması gerekiyor. Bunu hepimiz, bütün ekonomistler ve piyasa oyuncuları söylüyor. Şimdi Türkiye'de dünyadan gelen bir baskı da var. Türk lirası dolar karşısında içeriden gelen de bir baskı var. İki tarafta sıkışmış durumda. Aşırı kısa sürede dalgalanmalar olmasını beklemiyorum. Çünkü yakın zamanda bir takım yumuşamalar hissediliyor piyasada. Fakat likidite eksikliği ve dışarıdan gelen faiz arttırımı ya da likidite azaltılması baskısı TL dolar üzerinde ciddi tansiyon olmaya devam edecek. Bir de bunun üstüne finansal riskleri olan özellikle sanayi şirketlerinin ve bankacılık üzerindeki bir takım finansal riskleri koyarsanız bundan sonra doların Türk lirası karşısında sürekli tatlı tatlı değer kazanmasını beklemek lazım. Eğer geniş katılımlı ve yapısal bir takım reformlar paketi çıkmazsa, Türkiye'ye para girişi olması lazım doların Türk lirası karşısında değer kaybetmesi için, yabancı yatırımcıların hızla Türkiye'ye gelmesi lazım. Bunlar için bir takım çabalar sarf ediliyor ama bunlar yüzeysel çabalar. Esas da mesele yapısal çabaların bir an önce hayata geçirilmesi. Evet, dün Borsa İstanbul tarafında %1.92 puanlık bir artış vardı ama hani bakıldığı zaman bu nefes kredisinin detaylarından sonra birazcık 10 bankadan dolayı, işte kredi kullandırmalarından dolayı banka hisselerinde bir artış gördük Tayfun Bey. O zaman sizin bu projeksiyonunuzda dolar ve Borsa İstanbul'la ilgili yatırım tercihinizi sorduğumda hangisini nereye koyuyorsunuz? Yani kur artarken Borsa İstanbul'un gitmesi mümkün mü? Yabancının ilgi duymadığı bir piyasada yerlilerin Borsa İstanbul'u örneğin yıl sonunda %20 kadar, en azından enflasyon kadar primlendirmesi mümkün mü? Ne dersiniz bu iki ürüne dair? Burada iki türlü bakış açısı var. Bir kere şu anda değer yatırımcıları açısından çok önemli fırsatlar var Borsa İstanbul'da ama zamanlama açısından da hala erken. Biriktirme dönemi İstanbul Borsası'nda birçok hisse senedi için. Ama çok dikkatli seçimler yapılması lazım. Çünkü bu dönemde ağır hasarlı bilançolarda görüyorum ben. Bu bilançoların bir kısmı da kamufle edilmiş durumda. Yokmuş gibi davranıyor. Mesela bunların içerisinde bence bir takım zombi şirketler de ortaya çıkabilir. Problemleri sürdüren şirketler. Yani borsada şu anda bilançoları iyi gibi gözüküp ama bilanço detaylarına baktığınız zaman aslında hani junk dediğimiz o çöp seviyesinde bazı noktalar mı görüyorsunuz? Belli bir sektör reyonlaştı mı bu analiziniz? Yoksa hani hisse bazlı mı gidiyorsunuz? Şirket bazlı daha çok. Şirket bazlı. Takım sektörel bir takım toparlanmalarda yani sektör olarak bir takım odaklanmalarda var elbette ki bunu tabii profesyonel gözler
benim ne demek istediğimi çok iyi anlayabiliyor. Çok da açık söyleyemiyorum aslında bu kadar geniş katılımlı bir ortamda. Şimdi burada şu var, yapısal olarak bir takım problemlerin gün ışığına çıkarılıp bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Şirket bazında ya da genel ekonomi bazında. Bizim şu anda uyguladığımız bunları görmezlikten gelerek sürdürmeye çalışmak. Bu durumda problem daha da derinleşmeye başlıyor. Bir takım fırsatlar var. Şimdi enflasyonist ortamlarda hep bunu konuşuyoruz. Hisse senetleri cazip yatırımlar haline gelir. Çünkü enflasyonist ortamlarda büyüme hızlanır. Büyüme de şirketlerin hızla performansını arttırır. Fakat öbür tarafta o kadar önemli problemler var ki burada çok ince bir denge var. Bir fırsatlar manzumesi, durumu gözüküyor. Öbür tarafta da ağır riskler var. Çok bıçak sırtı bir piyasa şu anda Türkiye piyasası. Hı hı. Dolar TL'ye de bağlı olarak bir takım sorunların olduğu bir piyasa. Çok dikkatli olmak lazım. Yani onu görüyoruz çok herhalde hızlı. CDS'lerde değil mi? 400 bas puanın aşağısına çok da fazla gelemiyor. İşte biz rakiplerimize evet. baktığımızda Güney Afrika randı yılbaşından bu yana dolara karşı %5 primlendi. Hani aynı konjonktür sonuçta Güney Afrika için de geçerli ama bizde yaklaşık kabaca Türk lirası yılbaşından bu yana %12 herhalde son 3 seneye baktığımız zaman da devalüe edilen Türk lirası miktarının aslında çok yüksek oranlarda olduğunu görebiliriz. Tartışmalar şunun şurasında yoğunlaşıyor Tayfun Bey daha çok. İşte yabancı takas oranı şu anda %44'lerde biliyorsunuz. Ya işte daha öncesinde evet. %65-70 bandındaydı. Yabancısız da bu Borsa İstanbul'un gitmesi mümkün mü? Bir de yabancı bakış açısı hakkında ne söylemek istersiniz? Yabancısız borsanın gitmesi mümkün değil. Yabancı dediğimiz global fonlar diyelim. Yabancı deyince başka bir ön yargı gelişebilir. Global fonlar herhangi bir piyasada fırsat gördüğü zaman oraya likidite akıtıyor ve orada ciddi bir canlılık başlıyor. Ortalık yeşeriyor ve dinamizm geliyor piyasaya. Türkiye yabancı değil de global fonların akması için, uzun vadeli yatırımcıların gelmesi için ciddi bir takım vaatler olması lazım. Ben şunu görüyorum piyasada. Aslında Türk piyasası her zaman olduğu gibi hızlı bir takım potansiyeller vaat eden piyasa. Büyümeyle ilgili hiçbir sorun olmayan bir piyasa, hemen adapte olan bir piyasa ve bir takım rallilere hazır bir piyasa. Fakat bunun için, bu rallinin başlaması için likidite gelmesi lazım. Bunun için de bariyerler var Türkiye'de şu anda. O bariyerlerin kaldırılması çok hızla bizim şu anda konuştuğumuz gündemi tam tersine çevirebilir. O bariyerlerin de ne olduğu belli. İşte Merkez Bankası bağımsızlığından başlayan bir takım seri önlemler alınması gerekiyor. Bunlar alındığında çok hızlı, beklenmedik bir şekilde Türkiye piyasasının pozitife dönme ihtimali var. Her ne olursa olsun. Çünkü şu anda bizim dünyadan ayrışmamızın en önemli nedeni sadece birlikte sayabileceğimiz 10 tane problem maddesi. Bunların ortadan kalkması lazım. Sanayide de bunu görüyoruz. Sanayide de global trendlerden ayrışma başladı. Şirket performansları borçlulukları azalmasına rağmen, karlılıkları artmasına rağmen gelecekte bir takım büyüme sorunları olacağını gösteriyor. Çünkü Türkiye'de yatırım yapılmıyor artık geleceğe. Türkiye'de bazı şirketler, sanayi şirketleri. Bütün bunlar aslında çok kolay değişebilecek şeyler. Bunlar değişmeden de Türkiye'de kısa süreli dalgalanmalar dışında aşağıda önemli bir negatif bir durum görmüyorum ben piyasalarda. Yukarıda önemli bir şey görmüyorum. Belli dalgada, belli bant aralığında hareket edecektir. Ama kur riski her zaman devam ediyor. Çok hızlı bir hareket beklemiyorum. Kurda negatif ama tatlı tatlı Türk lirası dolar meselesinin hep başımızda problem olarak kalacağını, orada yükselme potansiyeli olacağını görüyorum. Evet, kurda yükseliş potansiyeli aslında enflasyonla ilgili oyunu da beklentileri de bozan bir gelişme oluyor. Gelecek hafta biliyorsunuz enflasyonla ilgili aslında beklentiler açıklanmış olacak ki piyasa uzmanları enflasyonun yukarı yönde revize edilmesini bekliyorlar. Bu anlamda sanırım enflasyonla ilgili beklentileriniz sizin de henüz daha zirve görülmedi. Hem kurun artmasından dolayı hem de global emtia fiyatlarının Çin'in kontrolüne rağmen artmaya devam edeceği ve dolayısıyla bizim enflasyonumuza da negatif yönde bir katkı yapmasına siz de herhalde bekliyorsunuz gibi. Evet, Türkiye'de tabii bir de maliyet enflasyonu problemimiz var. Yani talep enflasyonu bir tarafa, şu anda maliyet enflasyonu çok önemli risk. Üretim maliyetleri, girdi maliyetleri hızlı arttı. Onların fiyatları yansıması o kadar da hızlı olmadı. Enflasyon artmış olmasına rağmen henüz tam geçmedi. Bu bir tarafta rezerv bir sorun olarak bekliyor. Eğer ekonomide ufak bir canlılık, pandemide
gelecekle ilgili endişelerin ortadan kalkması, işte turizm gelirlerinde turizmin açılması, bir takım hareketler olmaya başladığında maliyetin geçmiş birikmiş problemleri de enflasyona yansıyacak. Öyle gözüküyor. Hem de yurt dışından da gelecek bir takım kur baskıları ve enflasyon nedeniyle işimiz zor. Yani iki haneli enflasyonlara devam edeceğiz uzun süre. Şimdi kömür madeninde kendimizi hayal edelim değil mi? Karanlık bir ortam ve dolayısıyla da Merkez Bankası da o madende çalışan işte işçilerimizden ya da ustalarımızdan bir tanesi olduğunu düşünelim. Ön tarafı mutlaka el feneriyle açarak bizi böyle yönlendirmesi gerekiyor. Şimdi piyasalarda o zaman Merkez Bankası bu madende öngörüsünü yani el feneri patladı diyebilir miyiz? Siz şu anda enflasyonu yüksek olarak bekliyorsunuz. Merkez Bankası dezenflasyonu sürece vurgu yapmıştı. Merkez Bankalarının tabii ki politikalarının ağırlık kazanması, kredibilite kazanması açısından beklentileriyle gerçekleşme arasındaki o gap'in çok düşük olması değil mi? Spread farkının dar olması beklenir. Bu anlamda Merkez Bankası'nın kredibilitesini nasıl okumamız gerekir? Merkez Bankası'nın güven kaybı hala devam ediyor. Merkez Bankası'nın politikaları bir takım çabalar içeriyor. Fakat Merkez Bankası'nın politikaları tek başına yeterli değil. Bunu hep konuşuyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz dönemde Türkiye'de merkez para politikasıyla bir şeyleri düzeltmek çok mümkün değil. Gittikçe de para politikasının piyasayı etkileme etkisi azalıyor. Dolayısıyla bu tek başına problem haline gelmeye başlıyor. Faiz esnekliği azalıyor. Bütün bunlar ciddi problemler. Bunların bir an önce, bu ciddi problemlerin bir an önce masaya yatırıp başka bir yapısal dönüşüm meselesi gündeme getirilmesi lazım. Başka yani Merkez Bankası'nın faizi, para politikası da bir süre sonra etkisiz kalmaya başlayacak Türkiye ekonomisinde, öyle gözüküyor. Evet. Biraz karamsar konuşuyorum ama durum böyle. Hem enflasyon baskısı, hem bir taraftan kredi baskısı, hem bir taraftan yurt dışı problemleri bizim bayağı önümüzde dalgalı günler olacağını bekliyor. Beklentileriniz bu yöndeyse olumlu olumsuz. Biz hepsine yer veriyoruz Tayfun Bey, biliyorsunuz ki. Ben de nazizden çok 30 saniye yönetmenimiz süre bitti diyor ama 10 saniye bir şey söyleyeceğim. ISO ilk 500'ü açıkladı ve ilk 500'de Tüpraş, Oyak Renault, Toyota ve Ford var. Yani genel olarak biz ithal girdisi yoğun sektörlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin büyümesi için tabii ki bu sektörlerimizi hiçbir şekilde yadsımıyorum. Kayıt dışı bırakmıyorum. Çok çok önemli sektörler ama Türkiye'nin artık herhalde yoğun teknolojisinin kendi ürettiği sektörlerle de bir katma değer yaratması gerekiyor ki dolara muhtaç olmayalım. Tayfun Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza kıymetli katkılarınız için. Evet, Tayfun Oral'a veda ettikten sonra programımızın da sonuna geldik. Günün sözüyle veda edelim ve Pelin Yantur'a yayını devrediyoruz. Saat 11'de bir kez daha Paratoner ekranlarına bekliyorum. Koza Altın piyasa yönünü sundu.